Herkese merhaba ben Hakan Salioğlu. 11 ayın sultanı Ramazan ayı geldi ve insanlar e, bu ayı merakla, sabırsızlıkla, heyecanla bekliyordu. Oruç tutmak için sabırsızlananlar e, fazlasıyla mevcut. E, bu gece ilk defa sahura kalkıp e, oruç tutuyor olacağız. E, sahurda yediklerimiz çok önemli çünkü sahurda yediklerimiz bizi e, i̇ftara kadar susatmamalı, tok tutmalı e, ve güç kuvvet e, kaybı yaşamamalıyız. Yani bize olabildiğince enerji vermeli. Bu yüzden e, vitaminli, mineralli sağlıklı şeyler tüketmeliyiz. Ben şimdi size bugün e, bu videomda sahurda neler tüketirsek e, iftarda yani iftara kadar hiç zorlanmadan günü nasıl kurtarabiliriz bunu anlatıyor hocam. Bilindiği üzere 11 ay boyunca 2 öğün, 3 öğün bazen 4-5 öğüne kadar çıkabildiğimiz beslenme biçimleri sergiliyorduk. Bolca susadığımız zaman su içiyorduk ve bu durum bizi otomatikman zorluk durumunda yani açlık durumunda gerçekten zorluk çekmemizi sağlıyor. Yani Ramazan ayında genelde düzenli oruç tutanlar bilir ilk 3 gün zorlanırken ...sonraki günler e, hiç zorlanmadığını fark eder... ...ve bu ilk üç günü e, rahat atlatmak için neler gerekiyor... ...neler yemeliyiz size bunları anlatıyor hocam... E, ...bizi en çok e, rahatsız eden şeylerden birisi su içmemek oluyor... ...ve bizim gün içinde e, olabildiğince susamamamız lazım... ...susamamak için e, tuzdan, baharattan ve yağdan uzak durmalıyız... ...bu nasıl olabilir derseniz e, yemeklerinize tuz sepelemeyeceksiniz... Onun dışında baharat kullanmayacaksınız ve yağda kızarmış ürünlerden uzak duracaksınız. Örnek veriyorum, yağda kızarmış patates kızartması olabilir. Tuzdan nasıl uzak duruyoruz? Tuzlu peynirler olabilir, tuzlu zeytinler olabilir. Bunlardan uzak durmalıyız. Tuzu, baharatları ve yağı olabildiğince iftarda ve iftardan sahura kadar ki Kısımda parça parça almalıyız. Sahurda hiçbir şekilde tuz, baharat ve yağ tüketmemeliyiz çünkü bunları tüketirsek gün içinde susarız. Susadığımız zaman da bayağı zorluk çekeriz. En güzel sahur menülerinden birisi kahvaltıdır. Kahvaltı örneğin yumurta yersiniz. Yumurta size protein kaynağı olduğu için proteinin dışı, dışında vitaminler, mineraller de verir. Protein yani yumurta proteinin yapı taşları olan amino asitlerden oluşur. Oldukça besleyicidir. Yani kahvaltıda pardon, sahurda kahvaltı yapıyoruz ve bolca yumurta tüketebiliriz. Yumurtayı haşlayabiliriz, salatasını yapabiliriz yumurtalı bir şeyler tüketebiliriz gibi gibi. Yumurtanın dışında peynir de çok besleyicidir. Peynirin içinde faydalı yağlar vardır, faydalı asit türleri vardır, protein vardır. Yoğurt, ayran, kefir bunlar da aynı şekildedir. Peynir yerken de olabildiğince sahurda az tuzlu olmasına önem göstermeliyiz. Çünkü susamamamız önemli. Zeytin tüketirken de aynı şekilde az tuzlu olmasına önem göstermeliyiz. Ve zeytinde de faydalı yağlar vardır. Onun dışında faydalı besin elementleri mevcuttur. Kuru yemiş tüketebiliriz. Kuru yemiş de olabildiğince tuzsuz, kavrulmamış, sade tüketebilmeli, tüketmeliyiz. Ee, yumurta, zeytin, peynir, kuru yemiş, kuru meyve, e, özellikle hurma, kuru kayısı e, bunlar gün içinde bize olabildiğince enerji veriyor, verici olacaktır. Ee, hamur işinden, karbonhidrattan, şekerden ve e, rafine yağdan uzak durmalıyız. Hamur işi nedir? Ekmek olabilir. Ee, beyaz ekmekten bahsediyorum. Sonra beyaz unla yapılan e, ürünler olabilir kek, poğaça, börek gibi Ramazan'da bolca satılan baklava, tulumba tatlısı, lokma tatlısı gibi tatlılardan da uzak durmalıyız. Çünkü bunlar hem şeker içeriyor hem beyazun içeriyor. içiriyor. ve bunlar bizim kan şekerimizi, insülini negatif etkilediği için olabildiğince acıkmamızı sağlayacaklar. Yani yedikten çok kısa bir süre sonra çok ciddi açlık hissediyor olacağız ama tok olsak bile yani böyle bir hissiyata kapılıyor olacağız. Bu yüzden şeker, karbonhidrat ve yağdan uzak duruyoruz. Örneğin haşlanmış patates tüketebiliriz. Patatesin besin değeri çok yüksektir ve tok tutar. Ama patatesi yağda kızartıp tükettiğimiz zaman bu kızarma yağısı rafine bir yağ olduğu için bize otomatikman böyle susuzluk hissi yaratır ve deli gibi su içme ihtiyacı duyarız. Ve patatesi de e, çoğunlukla insanlar tuzluyarak tükettiği için ekstra bir tuz alımını arttırmış oluyor. Ve bu yüzden e, daha da susuyorlar. Örneğin domates salatalık tüketebiliriz. Domates ve salatalığın içinde e, besin değerlerine baktığımız zaman sodyum değerleri yani içinde tuz vardır ama bizi susatmayan tuz cinsidir. E, kahvaltı yapmak en güzeli. Zeytin, peynir, e, yumurta... Tam tahıllı e, ekmekler, yani tam tahıllı ürünleri, tam buğday ekmeği, kepekli ekmek, çavdar ekmeği gibi ürünler, kuru yemişler, kuru meyveler, e, kuru kayısı, kuru erik, hurma gibi. E, onun dışında bol yeşillik, salata, e, domates, salatalık gibi besinler tüketirsek, sahurda e, sağlıklı beslenip e, iftara kadar olabildiğince az susayan, az açıkan e, ve Protein tükettiği için de, sağlıklı yağlar tükettiği için de olabildiğince tok kalan, e, enerjisi çok yüksek insanlar olabiliriz. Şimdilik benden bu kadar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.